Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizle 1. Dünya Savaşı'ndan devam ediyoruz. Artık inkılap tarihindeyiz. Genel tarih kısmını bitirdiniz buraya eğer izliyorsanız. Size tavsiyem, bu konuları çalışırken muhakkak arkadaşlarım bu eski konularınızı, genel tarihde yani Osmanlı Duraklama Gelimi ne yapıyorsunuz derslerinizden takip ediyorsunuz. Burada özellikle arkadaşlar kitabımızı kullanıp seri göz tekrarları muhakkak yapın. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndan bugün arkadaşlar konumuzu işleyeceğiz ve bu konuyu işlerken sevgili arkadaşlarım gene kavram haritaları üzerinden gideceğiz. Önceden tahtayı hazırladım. Girişimiz basit bence. Çok zorlamaz gibi sizi. 1. Dünya Savaşı arkadaşlar kaç yılları arasında yaşanmış? Bir kere oradan başlayalım. 1914-1918. Kaç yıl sürmüş? 4 yıl sürmüş. Peki siz mi hatırlayın arkadaşlarım? Daha önce Balkan Savaşları vardı. Trablusgarp Savaşı vardı. Trablusgarp Savaşı kaç yılında başlamıştı? 1911-12. Balkan Savaşları 13-14. Dünya Savaşı arkadaşlar 14-18. Yani aslında 20. yüzyılın başları derse arkadaşlarım bunlar var. Yani Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı var. 20. yılın başlarında dediği de. Peki önce biz şöyle başlayalım konumuza. Osmanlı'da kim vardı padişah olarak arkadaşlar? 1. Dünya Savaşı yaşandığında Osmanlı'da 5. Mehmet Reşat vardı. Şimdi ben şöyle bir şey yapmıştım eski derslerde. İzleyenler hatırlarlar. Lütfen hatırlayın. Bu süreçte hani 2. Abdülhamit'i hatırlayın arkadaşlar. Neyi ilan etmişti? Meşrutiyeti. 1876'da meşrutiyeti ilan etme şartıyla başa getirilmişti. Ne zamana kadar tahtta kalmıştı arkadaşlarım? 1909 yılına kadar. 31 Mart ayaklanmasına kadar. O ayaklanmayla tahttan indirilmişti 2. Abdülhamit. Hatta şu soruyu hatırlarsınız. Parlamento kararıyla tahttan indirilen ilk Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlarım? 2. Abdülhamit'tir. Hani o meşrutiyetlerinde girmeyeceğim detayına, sadece bir şey hatırlatacağım. Yerine kim getirildi arkadaşlarım? 5. Mehmet Reşat getirildi. O zaman dikkat edin. 2. meşrutiyet döneminde 31 Mart ayaklanmasıyla kim getirilmiş? 5. Mehmet Reşat getirmiş arkadaşlar. O zaman şuna da dikkat edin. Parlamento kararıyla tahta getirilen ilk Osmanlı padişahı da 5. Mehmet Reşat'tır. Bu süreçte son iki padişahımız arkadaşlar bizim kimdir? 5. Mehmet ile 6. Mehmet. Buraya odaklanın. Peki 5. Mehmet ne zaman başa geçti arkadaşlarım? Bu meşrutiyet dönemi, 2. meşrutiyette. Peki sonraki süreçte Trablusgarp Savaşı yaşandı mı? 5. Mehmet yaşandı. 1. Balkan Savaşı 5. Mehmet yaşat. 2. Balkan Savaşı 5. Mehmet yaşat ve 1. Dünya Savaşı 5. Mehmet yaşat. Peki 5. Mehmet yaşat hangi döneme kadar tahta kaldı arkadaşlar, buraya dikkat edin. Onu da söylemiştik. Ne zamana kadar kalmıştı? Mondros'a kadar. Mondros'tan 2 ay önce ölmüştü. Yerine kim geçmişti? 6. Mehmet. Hatta 6. Mehmet kimdir arkadaşlarım? Vahdettin. Onda şöyle çalışıyorduk. Ne diyorduk arkadaşlarım? Vahdettin, Mondros'a imza attın, bizi mahvettin. Bak bunu dilinize dolayın. Vahdettin, Mondros'a imza attın, bizi mahvettin diyorduk arkadaşlarım. O halde Mondros'un sonra ne var arkadaşlarım? 6. Mehmet var. Yani şuna dikkat edin. 1. Dünya Savaşı başladığında arkadaşlarım, 1. Dünya Savaşı başladığında Mondros'a kadar kim varmış? 5. Mehmet Reşat varmış arkadaşlar. Ve sonraki süreçte kim varmış arkadaşlarım? 6. Mehmet yani Vahdettin varmış. Peki parti kim var arkadaşlar? Yönetime kim var? İttihat ve Terakki Cemiyeti var arkadaşlar. Peki hatırlıyor musunuz? Siz oradan, siz buradan düşünün arkadaşlarım. İttihat ve Terakki Cemiyeti hangi olay ile yönetimi ele geçirmişti? Babali baskınıyla. İttihat Terakki'nin gücünü artıran 3 olay vardı hatırlayalım arkadaşlar. 1. Meşrutiyetin ilanı. 2. Arkadaşlar 31 Mart ayaklanmasının bastırılması. 3. Ne vardı? Babali baskını. Balkan Savaşı sırasında hükümet dedi başarısız darbe yaptı. Hükümeti ele geçirdi. Artık Dünya Savaşı'nda hükümette kim var? İttihat ve Terakki Cemiyeti. Peki hükümetin başındaki isim ne arkadaşlar? Said Halim Paşa. Gene bu partinin hükümeti arkadaşlarım. Atatürk nerede? Mustafa Kemal'de arkadaşlar. Sofya askeri ateşe militerliğinde arkadaşlar. Pasif bir görev diyebiliriz. Yani siyasi bir görev, askeri bir görev direkt değil aslında arkadaşlarım. Peki 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri. Burası arkadaşlar klasiktir. Eskiden beri hani gördüğünüz bir konudur arkadaşlar. Ben iki bölüm hemen size anlatayım burasını. Temel nedenler, özel nedenler. Eğer sınavda soru çıkarsa hangisi temel neden, hangisi özel neden? Şuna bakacaksınız. İki tane devlet adı geçiyorsa, İngiltere, Almanya, Fransa ya da bir tane geçiyorsa fark etmez arkadaşlar. Devletlerin politikasından bahsediyorsa o özel nedendir arkadaşlar. Devletlerin politikasından bahsediyorsa özel nedendir. Ama
genel herkesi kapsayan politikalarsa, örneğin arkadaşlar, o zaman başlayalım mı? Temel neden ya da genel neden arkadaşlarım? Sömürgecilik. Sömürgecilik nasıl ortaya çıktı arkadaşlarım? Sanayi devrimiyle. Sanayi devrimiyle buharlı makineler arkadaşlar ne yapıldı? İcat edildi. Seri üretime geçildi. Fabrikalar kuruldu. Bu sefer arkadaşlar ne oldu? Ham maddeye ihtiyacı oldu. Eskiden bir tane üretirken şimdi bundan 1000 tane üreteceksiniz. Ham maddeye daha çok ihtiyacınız oldu. Çok ürettiniz arkadaşlar. Bundan 1000 tane var. İhtiyacından daha fazla üretiyorsun. Neye ihtiyacın oldu? Pazara ihtiyacın oldu. Ham madde pazar arayışı neyi ortaya çıkardı arkadaşlar? Sömürgeciliği. Geri git bağlantı kuralım mı? Osmanlı bu sanayi devrimine karşı 2. Mahmut zamanında tedbir aldı. Bazı ham maddelerin yurt dışına çıkmasını yasakladı. Bu uygulamaya ne ad verilir? Sınıf sessiz. Bugün sınıfta öğrenci yok da ondan sessizler. Yoksa bilirler, denikler. Burada yoklar bugün. Arkadaşlar siz de düşünün lütfen. Aslında dershanede belki bu konuya daha bu çekim yapılı sıralara gelmemiş de olabilirsiniz. Ondan da olabilir bu işler, değil mi arkadaşlarım? 7 vahit uygulaması. 7 vahit tekel. Adam yurt dışına çıkmayı ne yapıyor arkadaşlar? Yasaklıyor. Videolarımız da vardı arkadaşlar. İzleyenler hatırlayacaklardır. Peki o halde devam ediyorum. Milliyetçilik. Değil mi? Fransız ilali ortaya çıktı. Peki Osmanlı'ya gidelim. İlk milliyetçi ayaklama hangisiydi? Sırp isyanı. Peki hangi padişah zamanında? 3. Selim. Çok ürkek gördüm bugün sınıfı. 1789 arkadaşlar, Fransız ihtilali, milliyetçilik ortaya çıkacak, değil mi? Ondan sonra ilk milliyetçi ayaklamada bizde 3. Selim. Yani şunu unutmayınız. Fransız ihtilali yaşandığı sırada Osmanlı padişahı kim? 3. Selim. Peki arkadaşlar, militarizm. O neymiş? Hızlı silahlanma ve bloklaşmalar. Burayı anlatacağız. Peki özel nedenler? Arkadaşlar İngiltere Almanya sömürge rekabeti. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben tahtayı çok bozmak istemiyorum arkadaşlar ama şuraya şöyle bir dipnot düşeyim. 1870'te arkadaşlarım İtalya kurulmuştu. 1871'de de Almanya kurulmuştu. Peki Almanya hangi savaşta Fransa'ya saldırmıştı onu biliyor musunuz? Sedan Savaşı'yla. Nereyi almıştı? Alsace-Lorraine'i. Hani Almanların sedan model arabasıyla saldırdılar. Bir kıç attırdı arabaya. Drift miydi o kıç? Yanlış oldu belki. Kıç tekne de var. Ondan kıç dedim arkadaşlar. Bir drift attırdı falan, vurdurdu. Bagajı açtı. Hangi toprağı aldı işine? Alsace-Lorraine'i geldi. Bak sedan model arabayla nereye almıştı? Alsace-Lorraine'i. O zaman Almanya ile işte Fransa arasında rekabet, Almanya ile İngiltere arasında rekabet özel nedenlerdir. Balkanlarda Rusya ile arkadaşlar Avusturya rekabeti var. İkisi de arkadaşlar Balkanlara hakimiyet kurmak istiyor. Birisi Alman hanedanlı, birisi Slav arkadaşlar. Pan-Slavizm politikası, Pan-Germenizm politikası, bunlar orayı etkileyecek. İtalya'nın Akdeniz'de arkadaşlar hakimiyet kurmak istemesi. Hani Akdeniz'e inip komple Roma İmparatorluğu kurmak istiyor arkadaşlar, değil mi İtalya? Hani o gücünü kurmak istiyor. Bunlar özel nedenler. Bir de başlatan neden vardır. Bizim herhalde en kolay öğrendiğimiz bilgilerdendir, değil mi? O ortaokul yıllarında kalan çok net bilgidir. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi. O bir Sırp'ın adı nedir? Bilen var mı arkadaşlar? Princip arkadaşlar. Princip diye aklınızda kalır. Çok önemli mi? Aslında da bence değil ama bakarsın bu sene ben önemli değil dedim diye çıkar. Belli olmaz. Ben çıkar dedim biliyorsun çıkmıyor çünkü arkadaşlar. Princip. Akşam eve gittiniz, pilav yiyorsunuz, pirinç pilavı. İçinde ne çıktı? İp çıktı. Çek çek. Ne kötü duygudur o. Hiç yaşadınız mı? Baya baya içeri gitmiş. Fark etmemişsin. Çekiyorsun geri doğru. Tamam yeter, fazla girmeyeceğiz. Pirincin. Peki arkadaşlar burası tamam mı? Tamam, kademe kademe gidiyoruz. Bloklaşmalar arkadaşlarım. Bloklaşmalar. Şimdi burada arkadaşlarım ittifak devletleri var. İtilaf devletleri var. Bloklaşmalar oluştu ya. Önce şu soruya başlayacağım. Burası üçlü ittifak, burası üçlü itilaf. Şunu söyleyeyim de öyle başlayayım soruma. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. İtilafta, şey ittifakta. İngiltere, Fransa, Rusya'da arkadaşlar nerede? İtilaf devletlerine değil mi? Başlamış böyle. Üçlü ittifak, üçlü itilaf. Soruyorum. Bu bloklaşmaya yol açan hangi devletin çalışmalarıdır? Bunlar kolay mı? Bu soru mesela sizi zorlayabilir. A. İngiltere, B. Fransa, C. Almanya, D. Rusya, E. Armutçuk. Bizim köy olsun hadi. Şık gelmedi aklıma, ne yapayım? Kimdir sizce? Hangisi bloklaşmaya yol açmıştır? İngiltere diyenler parmak kaldırsın, size söyleyin oradan arkadaşlar. Ekranda da parmak kaldırıyorsanız lütfen iyi olur aslında. Bir kişi mi İngiltere dedi? İki kişi. Peki arkadaşlarım Avusturya Macaristan, şey, nerede ışıklar ne vardı? Fransa diyenler 30 kişi dedi. Sınıfı kalabalık göstereyim bari. Yok diyen bir şey çıkmadı arkadaşlar. Peki başka? Cevap ne diyorsunuz?
Almanya mı? Almanya. O zaman benimle uğraşıyoruz ya. Almanya arkadaşlar, değil mi? Kimdi? Almanya. Peki neden Almanya? Ben bunu şöyle örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bugünlerde Bahadır'la aram biraz açık. Örnek olarak Bahadır nasıl şu anda kamera çekimi yapıyor, buraya gelemez. Sıkıysa gelsin diyormuşum. Gerçi Bahadır'ı merak ediyorsunuz. Bu örnek nasıl buraya gelebilir arkadaşlar, görebilirsiniz ama şöyle örnek vereyim. Bahadır arkadaşlar çıkışta köşeye sıkıştırıyorum ben Bahadır'ı. Kamerasına el koyuyorum. Nasıl el koyuyorum arkadaşlar? Bahadır'ın ağzını, burnunu, yüzünü kırıyorum. Yerden böyle bir buraya sürttürüyorum. Buraya sürttürüyorum. Bacağını cart diye ayırıyorum. Ve Bahadır kamerasını alıp burada çekim biz yapacağız arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda ben Bahadır'ın ağzını bunu kırsam Bahadır bunun intikamını almaya kalkmaz mı? Kalkar. Peki tek başına karşıma çıkabilir mi? Yemez. Neden? Dayağı yedi. Şimdi geliyormuş buraya sopayla. Şu an hala gülüyor. Sıkıntı yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Çünkü neden? Hani bir kere dayağı yedi ya, bir daha gelemez. Ne yapacaktır ama? Mahalle arkadaşları toplayacaktır yani. Çünkü intikam alacak benden. Ben sabahleyin normal böyle sevimli sevimli korkmadan sokağa çıkarken artık arkadaşlar sokağa yalnız çıkmam. Dövsem de yanıma kimi alırım? Yusuf'u. Yusuf gezeriz beraber artık. Çünkü intikam alacaklar benden. O yüzden de ben de şunu yaparım akıllı bir adamsam. O adam toplarsa benim de serseri arkadaşlarım vardır muhakkak. Toplarım, yalnız gezmem. Almanya şunu yapmış arkadaş, bakın. Almanya Fransa'nın ağzını burnunu kırmış. Hangi savaş? Sedan Savaşı. Nereye almış? Alsasöreni. Almanya şunun farkında. Bu Fransa o toprağı geri almaya çalışacak. Ama tek başına yemeyeceği için Fransa birilerini bulur diye o da birilerini arıyor. Hatta belki inanmazsınız ama Rusya'yı bile yanına çekiyor başlamışta. Bazı ittifaklar var girmeye gelen ÖKP'si anlamında. Ama Rusya ile anlaşamıyorlar. Neden anlaşamıyorlar? Çünkü burada Avusturya, Macaristan var. Bunların ikisi akraba arkadaşlar. Dolayısıyla Rusya'nın da Balkanlarda, bunun da Balkanlara çıkarları var. O ittifak tutmuyor. Kimi çekiyorlar yanlarına? İtalya arkadaşlar. Dolayısıyla üçlü ittifak, dikkat edin bakın arkadaşlar. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya var. Diğer tarafta ise İngiltere, Fransa ve kim var arkadaşlarım? Rusya var. Peki İtalya bu tarafta fazla durmadı değil mi? Nereye geçti? Diğer tarafa. Sorayım, kaç yılında geçti İtalya? Savaş 4 yıl. 1914-1918. Hangi yılında geçti savaşın arkadaşlar? 1915. Daha başlarda. Gizli bir anlaşma. Hangi anlaşma? Londra Anlaşması. Nerenin vaat edilmesi? Yanlış şu an biraz telaş şimdi. Bahadır hiç iyi bakmıyor bana arkadaşlar. Nerenin vaat edilmesi arkadaşlarım? Değil mi? Antalya çevresinin vaat edilmesi arkadaşlar. Sonra İzmir falan vaat edilecek. Akdeniz'in vaat edilmesi. O zaman arkadaşlarım İtalya taraf değiştirecek tek kurşun atmadan. Peki kim yer alacak burada? Osmanlı. Kim yer alacak? Bulgaristan. Bulgaristan'ı konuşalım. Bulgaristan hangi savaştan sonra katılma kararı aldı arkadaşlarım? Çanakkale Savaşı'ndan sonra. Buna dikkat edin. Peki neden? Çünkü o da Osmanlı gibi Balkan Savaşları'nda toprak kaybetmişti. Onları geri almak istiyordu arkadaşlarım. Peki Çanakkale'nin sonra katılması neyi sağladı? Arkadaşlar Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya, yani sevgili arkadaşlarım neyi sağlamıştır? Kara bağlantısını sağlamıştır. Kara bağlantısını sağladı. Ve Çanakkale Savaşı'ndan sonra katıldığına dikkat edin. Peki arkadaşlarım ne zaman, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi neye yol açtı? Şu kara bağlantısının kesilmesine. Bu yoruma dikkat edin arkadaşlarım. Neden bu tarafta katıldı? Kaybettiği toprakları geri almak için. O diğer Balkan ustaları diğer tarafta çünkü arkadaşlarım. Bu da bizim için önemli. Peki şunu sorayım. Birinci Dünya Savaşı'na arkadaşlar en son katılan devlet hangisi? Amerika mı? Bulgaristan mı? Yunanistan mı? Hangisi arkadaşlarım? Tabii ki de Yunanistan arkadaşlar. Hangisiymiş? Yunanistan. İzmir falan vaat ediliyor arkadaşlar. En son katılıyor. ABD de katılıyor ama ABD 1917 arkadaşlar. O süreçte katılacak. Ona dikkat edin. İtalya burada, Sırbistan burada. Bakın İtalya ne yaptı arkadaşlar? Taraf değiştirdi. Karadağ, Romanya, Japonya, Yunanistan, ABD. Peki 1. Dünya Savaşı'nda istediğini alıp çekilen ilk devlet hangisi? Japonya. Ateşkes imzalayıp çekilen ilk devlet. Yani yenilgiyi kabul edip çekilen ilk devlet. O zaman buraya bakacaksınız. Bulgaristan. Ateşkes imzalayıp çekilen ilk devlet Bulgaristan. Peki arkadaşlarım. 1. Dünya Savaşı'nda ihtilal çıktığı için resmi olarak anlaşma imzalayıp çekilen ilk devlet. O Rusya olarak arkadaşlar. O zaman dikkat edin. En son katılan kimmiş? Yunanistan. İlk çekilen Japonya. Anlaşma yapmamış. İstediğini almış çekilmiş gitmiş arkadaşlarım. Resmi olarak imzalar çekilen Rusya. Ateşkes imzalayıp çekilen ise arkadaşlarım Bulgaristan. Anlaştık mı?
Bunlara dikkat edersiniz. Peki tarafsız devletler varmış, onu söyleyeyim arkadaşlarım. İspanya, İsviçre, Hollanda, İzlanda, Danimarka, Norveç, İsveç gibi devletler arkadaşlar. Burayı da kapatalım. Bloklaşmalar. Neye geldik arkadaşlar? Savaşın başında Osmanlı tutumu. Biz başta arkadaşlar diyoruz ki tarafsızız. Boğazları kapadık. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdık. Ve ne ilan ettik? Genel seferberlik ilan ettik. Tarafsızlığımızı ilan ettik. Ama arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Biz hükümetten bazıları İngiltere'nin savaşa katılmak istiyordu. İngiltere bize olumlu yaklaşmadı. İngiltere para verdik, iki tane gemi yaptırdık. Onu nasıl yaptırdık arkadaşlar biliyor musunuz? Şeyde, adını siz söyleyin. Balkan savaşlarında öyle bir ağır yenilgi aldık ki halkta derin bir üzüntü yarattı bu. Özellikle donanmamızın olmayışı bizi mahvetti orada adalarda falan. Çok çaresizdik arkadaşlar. Sadece Rauf Orbay, Hamidiye Kurevizleri ile tek başına bile büyük işler yaptığı halde yetersiz kaldık arkadaşlar. Bunun üzerine kadınlarımız saçlarını kestiler, perik olarak sattılar. Ki o dönemde saç kestirmek çok büyük bir arkadaşlar, hani kötü gözle bakılıyordu, kötü bir şeydi yani. Buna rağmen kadınlar bunları yaptı. Çok büyük bir milli hareket oluştu, para toplandı. İngiltere'ye peşin para ödedik, iki tane gemi yaptırdık arkadaşlar. Orhane ve Reşadiye diye geçer. Goben bir restorandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ve o gemileri İngiltere bize yapıldı ve parası ödendiği halde teslim etmedi. Hem yanına savaşa çekmiyor, sen dur diyor, tarafsız kal diyor. Hem gemimi vermiyor. Niyeti bozuk belli. O zaman İngiltere'nin olumsuz tutumu. Bak şu soruya dikkat edin. Osmanlı ilk başta savaşta kimin yanında yer almak istedi? A. Almanya, B. İngiltere. Kimin yanında? İngiltere yanında. Olumsuz yaklaşınca kimin yanında yer aldık arkadaşlar? Almanya'nın yanında yer aldık ve 2 Ağustos 1914'te gizli bir anlaşma imzaladık. Almanya'ya. Osmanlı'ya saldırı olursa Almanya yardım edecekti. Osmanlı da Almanya zorunda kalırsa arkadaşlarım boğazları kapatacaktı. Böyle bir anlaşma yapıldı. Ama bizim savaşa girme koşulumuz olarak şey vardı. Bize bir saldırı olması. Hemen savaşa girmeyecektik. Arkadaşlarım fakat 2 Ağustos anlaşma imzalandı ya arkadaşlar. Savaş ne zaman başlamıştı? 28 Haziran 1914'te başlamıştı. 28 Haziran 1914. Bakın 2 Ağustos. Bir ay sonra. 28 Haziran, Haziran bitmiş. Arada Temmuz var. Ağustos'ta gizli anlaşma imzalamışız. Çünkü durum sakat. Sonra da arkadaşlar Kasım 1914'te de iki geminin biliyorsun bize sığınıp Goben Beres'le olayını savaşa katılıyoruz. Yani savaşı biz çok erken giriyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na ilk aylarına giriyoruz. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Önce şunu konuşalım. Biz neden Almanya'yı tercih ettik? Sonra Goben Beres'le açıklayacağım ben size arkadaşlarım. Kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Hangi toprakları kaybetmiştik? Balkan Savaşları'nda. Turan İmparatorluğu kurma düşüncesi var. Bu kimin ideali özellikle arkadaşlar? Enver Paşa'nın. Siyasi yalnızlıktan kurtulma. Hani İngiltere bize dedi ya sessiz kal sen dışarıda kal falan filan. Ve kapitülasyonlardan kurtulma. Fakat şuna da dikkat edin arkadaşlar. Biz kapitülasyonları kaldırdığımızı ilan ettiğimizde ilk tepki gene kimden geliyor? Almanya'dan geliyor. O zaman arkadaşlar bakın devletler arasında dostluk ilişkisi yoktur. Çıkar ilişkisi vardır. Almanya'dan tepki geliyor arkadaşlarım. Kapitülasyonlar tek taraflı kurtulma. Almanya neden Osmanlı'nın yanında savaşa istiyor arkadaşlarım? Jeopolitik konumu boğazlar, halifelik, cihat düşüncesi. Buraya dikkat edin. Cihat düşüncesi. Arkadaşlarım cihat. Almanya şöyle bir plan kurmuş. Osmanlı cihat ilan ettiğinde, halife cihat ilan ettiğinde hani dünyadaki bütün Müslümanlar böyle sel olup akacak, savaşa katılacak. Öyle bir düşüncesi var. Çok inanıyor arkadaşlar halifelik makamına ve bundan dolayı Osmanlı savaşa geçmek istiyor. Tabii Musul Kerkük petrolleri, değil mi? O şeyler, ham madde kaynakları bizim için, Almanya için çok çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bundan dolayı Almanya da bizi istemiş arkadaşlar. O zaman Goben Breslau meselesini ben size şöyle tahtanın şurasını arkadaşlar açayım. Burayı zaten almışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şurayı bir açayım. Şöyle anlatayım ve burayı kapatalım. Şimdi iki tane Alman gemisi. Goben, Breslau. Biz tarafsız görünürde değil mi arkadaşlarım? Tarafsızız. Ve şöyle çizeyim. Burası arkadaşlar Akdeniz kısmı olsun. İki Alman gemisi İngilizler önünden kaçar gibi yapıyor. Nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. Şimdi ben tarafsız bir devletim. Arkadaşlar tarafsız bir devletim. Ne yaptım arkadaşlar? Dedim ki tarafsızlığı korumak anlamında biz bu gemileri satın aldık dedik. Ve gemilere Türk bayrağı çektik. Alman askerlerine ve Amiral Schoss'a fesk giydirdik arkadaşlar. Ve dedik ki bunlar artık Türk gemisi. Tarafsızlığımız devam ediyor. Fakat Almanya sıkışmış arkadaşlar. Almanya'nın şöyle bir sıkışkınlığı var. Almanya savaşın başında diyor ki ya diyor ben diyor bu Fransa'nın daha önce ağzını burnunu kırdım. Hangi savaşta? Sedan Savaşı'nda. Gene yenebilirim. Plan yapmış. Rusya savaşa dahil olacak. Rusya'nın toprakları çok geniş. Rusya seferberlik ilan etse bir hesap kitap yapmış. Demiş ki Ruslar
6 haftadan önce askerini toplayamaz. 1,5 ayım var benim. O zaman ben diyor saldırırım Fransa'ya. Fransa'yı yenerim. Burada bunu halledip kime dönerim? Rusya'ya dönerim diyor arkadaşlar. Ve Almanya hemen Fransa'ya saldırıyor. Fakat Rusya Almanların beklediği daha önce bir tarihte seferberlik ilan ediyor. Almanya sıkışıyor. Almanya saldırıyor. Fransa çekiliyor. Almanya saldırıyor. Fransa çekiliyor. Almanya tekrar geri gidiyor. Almanya kararsız arkadaşlar. Ne yapacağım bilemiyorum Bahadır. Almanya Fransa'ya saldırıyor. Arkadaşlar Bahadır kafasına böyle uğraşayım dedim biraz. Almanya Fransa'ya saldırıyor. Ve Fransa hiç beklenmedik bir şekilde arkadaşlar Marne muharebelerinde. Bak dikkat edin. Marne muharebelerinde Almanya'yı yeniyor. Savaş siper savaşlarına dönüşüyor. Buyurun cenaze namazına. Neden? Çünkü Almanya'nın planı siper savaşı değildi. Ani saldırı yenecek ve ne yapacaktı? Geri gelecekti arkadaşlar. Şimdi Almanya burada askerleri bıraktı. Rusya da burada savaşa girdi arkadaşlarım. İki cephede savaşacak. İşte burada Osmanlı'yı savaşa sokup arkadaşlar Rusya'yı burada oyalayacak. Yani ben bizi şuna benzetiyorum arkadaşlar. Hani burada bir aslan var. Aslan Almanya'yı ısıracak. Biz de aslanın kuyruğuna yapışmışız. Gel buraya gel demişiz. Çekmişiz ininden bize doğru. Aslanın kafasını kendine doğru çevirmişiz arkadaşlar aslında. Biraz ona benziyor. Bu Goben bir esnaf şöyle yaptı arkadaşlar. Almanya ile bizim belli hükümet görevlileri herkes haberdar olmamak şartıyla konuştular. Karadeniz'e çıktı gemilerimiz arkadaşlarım. Ve plan şuydu. Orada Rus donanmasını ani baskınlığa batırıp ne yapacak? Savaşa girecektik. Bak biz Rusya'ya saldırdık. Rus donanması batıracaktık arkadaşlar ve savaşa girecektik. Fakat Karadeniz'de Rus donanmasıyla karşılaşmadık. Geri dönecektik. Emir geldi ve karşı limanları bombaladık arkadaşlar. Sivastopol ve Odessa'yı bizim Sabri'nin şutları gibi uzaktan uzaktan böyle galeyi bulmayan şutlarla top atışları arkadaşlar. Burayı bombaladık. Çok etkili bir saldırı değildi ama etkisi şu oldu. Artık Osmanlı savaştaydı. Ve neredeyiz arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'ndayız. O halde şimdi neye geçeceğiz arkadaşlarım? Cephelere geçeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.